Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Gürzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün bol bol bankaları konuşacağız. Aslında sabah saatlerinde de biraz genel başlıkları Serdar Pazi ile ele almıştık. Yine Bloomberg analisti bizimle olacak. Thomas Notsell. Hem Garanti Bankası özelindeki son dönemdeki fiyatlama hem de diğer Türk bankaları, yabancı talebi, değerlemeler bunları detaylandıracağız. Öte yandan yine Kutay Korap bize Garanti'nin gönüllü pay alım teklifindeki son gün oradaki teknik detayları söyleyecek. Araştırma masasına gideceğiz. Reel sektör tarafında ise son dönemde baz metal fiyatlarındaki artışın etkilediği sektörler, Çuadoroğlu Grup Şirketleri Genel Müdürü Kenan Aracı'yla Çuadoroğlu Metal'in artan maliyetleri, sanayi kolları, inşaatın kolları, kendi müşterilerine bu fiyat artışları nasıl yansıttılar, yine bunu detaylandıracağız. Ve son başlığımızda yine konuşacağımız bugün kurumsal finansman tarafı, orada da OECD'nin açıklamaları var, onu ekrana getireceğiz diyelim ve hemen hızlıca önce fiyatlamalara, rakamlara bakarak başlayalım. Borsa İstanbul'da sabah yatay bir seyir vardı. Şu an yeşillerde olduğunu görüyoruz. 2409 puandan geçiyor işlemler. Orada bir miktar yukarı yönlü hareket var. Dolar Türk Lirası'nda 15.95'leri görüyoruz. Orada da yön yukarıda, %0.72'lik bir yükseliş var. Analistler özellikle 16 seviyesinin kritik bir seviye olduğunu söylüyor. Biz de oradaki rakamları takip edeceğiz. Euro TL geriliyor dolar TL'den farklı olarak, çünkü euro hala zayıf. Dışarıda parite 1.05'lerdeyken bizim içeride euro Türk lirası paritemizde 16.78'de yatay ama hafif satıcılı. Ve son notta ben hemen bir banka hisselerini de ekrana rica edeyim. Oradaki hisse fiyatlamalarına da bakalım. Biz bugün bankaları konuşacağız dedik ama bakalım oradaki tablo nasıl? Çünkü Borsa İstanbul'da yaklaşık 0.60'lık bir kazanç var. Biraz yeşile döndü dedik. Garanti Bankası yatay, Vakıfbank %2.8 yukarıda, İş Bankası %5, Halk Bankası %2 ve Yapı Kredi'de %2'lik bir yükseliş var. Genel olarak bugün bankaların pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan içeride Türkiye'nin CDS'i hala yüksek kalmaya devam ediyor. Tahvil piyasasına baktığımızda yurt dışı piyasalarda tahviller, özellikle Amerika'da tahviller %3'ün biraz altında. Son birkaç gündür sınırlı da olsa bir düşüş yaşandı. O tarafta yine 2.98 10 yıllık tahvil faizi %3'ün altına gerilemiş. 5 yıllık 2.96, 2 yıllık da %2.70'te. Yani bu haftanın genel bilançosu tahvil piyasası için o zirve seviyelerden sınırlı bir düşüş olarak dikkat çekiyor. Türk tahvillerine de bir bakalım. Oradaki fiyatlama nasıl? İçeride özellikle kısa vadeli taraf yüksek kalıyor. Bugün %26.47 ama 5 yıllık ve 10 yıllık tarafa baktığımızda oradaki fiyatlamalarda bir anomali olduğunu görüyoruz. Özellikle 5 yıllık %27'deyken 10 yıllık %23'te fiyatlanıyor. Bunun sebebi de hazinenin geri alımları, Merkez Bankası'nın dips geri alım ihaleleri devam ederken içeride her vadede ayrı bir hikaye fiyatlanıyor. Ve enflasyon tarafındaki fiyatlamanın da aslında bir anomali oluşturduğunu söyleyebiliriz Türk tahvil piyasası için. Gidelim İntegral Yatırım Menkul Değerlere, tüm bu detayları kendilerine soralım. Araştırma uzmanı Hüseyin Uslu telefon hattımızda olacak. Hüseyin, hoş geldin yayına. Neler söylersiniz? Genel olarak küresel risk iştahı düşük. İçeride de özellikle dolar Türk lirasının yükselişi yönünde bir hareket olduğunu görüyoruz. Bu borsaya baskı oluşturur mu? Yarın bir de tabii biz kapalıyız ama yurt dışı gündem hareketli olacak. Ne dersin? Evet, merhaba tekrardan. Dediğiniz gibi piyasalarda risk iştahı düşük. Güçlü dolar hikayesi. Güçlü dolar hikayesi finansal piyasalarda baskı yaratmaya devam ediyor. Dün dolar endeksinin 104 seviyesi altında gerilemesi piyasalara bir rahatlama getirmişti. Ancak bugün dolar endeksindeki gevşemenin devam etmemesi riskli varlıklarda yeniden zayıf bir seyir oluşturdu. Güvenli liman görevi gören emtialarda da gene yataya yakın seyirler söz konusu bugün. ABD vadeleri bugün satıcılı bir seyir izliyor. Ons altına baktığımızda da dün 200 günlük harekette ortalamasına doğru 1836 dolara doğru bir hareket vardı. Ancak bugün 1836 üzerinde bir kalıcılık göremedik ons altın tarafında da. Enflasyonda yükseliş, ekonomilerde durgunluk görülmesiyle birlikte merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikasına yönelik verdiği sinyaller fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. FED Başkanı Powell'ın açıklamalarına baktığımızda da enflasyonda düşüş görene kadar FED'in sıkılaşmasını sürdüreceğini anlıyoruz. Enflasyonda düşüş görülmediği durumda daha agresif olunabileceğini de belirtiyor Powell.
Burada bu ifadeler de küresel piyasalarda şu an için risk iştahının zayıf kalmasında etkili olmakta. Şimdi küreselde güçlü dolar hikayesinin yaratmış olduğu bir baskı varken yurt içine bakacak olursak bugün borsa tarafında endeks 2400 seviyesine yakın bir yerde seyrini sürdürüyor. Dün 2400 seviyesi üzerinde tutunma çabası görmüştük ancak kapanış 2400'ün altında olmuştu. Bugün bankacılık endeksinde bir hareket var. Oradaki hareketle birlikte endeks 2400 üzerinde seyrini sürdürüyor şu an için. Bankacılık endeksi 10 Mayıs tarihinden itibaren zayıf seyrediyordu. Bugünkü yükseliş endeksinde 2400 üzerinde kalmasında etkili oldu diye düşünüyoruz. Kısa vadede değerlendirecek olursak endeksin 2400 üzerinde korunması önemli olacaktır. Ancak yükselişin devamından bahsedebilmek için 2430 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler arayacağım. Şu an için 2360 aşağıda, yukarıdaki 2430 aralığında kaldığımız sürece mevcut pozisyonları korumakta fayda var diye değerlendiriyoruz. Dolar TL tarafı tabii bu hafta itibariyle oldukça oynak. Dün dolar endeksi gerilerken Türk lirası değer kaybını sürdürmüştü. Bu sabah dolar TL'de bir gevşeme görsek de günün devamında yeniden 16 seviyesine yönelik bir yükseliş var. Gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışmasını sürdürüyor dolar TL. 16 seviyesinin aşılması durumunda görünüm yukarı yönlü olmaya devam edebilir diye düşünüyoruz. En azından bu kısa vadede 5 Mayıs'tan beri takip ettiğimiz yükselişin durması için 16'nın direnç görevi görmesi gerekiyor. Eğer hafta içerisinde 16 seviyesi üzerinde de bir hareketlilik görürsek yükselişin devam etme ihtimali söz konusu olabilir. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için Hüseyin Usun'un da görüşlerini aldık. Kısa bir ara aranın arkasından piyasa altında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Piyasa altında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi araştırma masasına Kutay Korap'a gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay, hoş geldin yayına. Garanti Bankası için gönüllü pay alım teklifinde bugün son gün. Detayları evet. Senden alalım. Şimdi hatırlarsak Garanti'de, BBVA'da Garanti için gönüllü alım programı ilk 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. O zaman 12 lira 20 kuruşluk bir fiyat belirlenmişti. Onun üzerinden tabii birden fazla gelişme gerçekleşince fiyatta da revizyon takip etmiştik geride kalan aylarda. Nisan ayında biz bunu takip etmiştik. Fiyat 15 liraya revize edilmişti hisse başına. Ve bu 15 liradan gönüllü pay geri alımlarının devam ettiğini takip ettik. Özellikle bunu fiili dolaşımdaki oranlarının değişiminden net bir şekilde okuduk. Bugün nihai tabloya baktığımızda BBVA'nın Garanti'deki payı %83'ün üzerine çıkarken hali hazırda geri kalan fiili dolaşımdaki payların oranı ise %16'ya kadar gerilediğini takip ettik. Tabii bu %16'lık fiili dolaşım oranı ise Garanti Bankası'nı BIST 30 içerisindeki en düşük fiili dolaşım da bulunan pay olan şirketler arasında ilk 3 arasına girdiğini görüyoruz. Tabii bunun içerisinde detaylarını konuşuruz ama kurumlar bu konuyu nasıl yorumladı? Çünkü mesela kimi kurum model portföyünden Garanti Bankası'nı çıkarttığını gördük. Kimi kurumlar yorumlarında şunları görüyoruz. Baktığımızda burada uluslararası endekslerden çıkış riski garantinin doğurduğunu söylerler. Çünkü fiili dolaşımdaki payının %15'lere kadar, 16'lara kadar gerilediğinden sonra ki bugün de devam ettiğini görüyoruz alımların. Özellikle seans kapanışından sonra bu tarafın detaylı bir şekilde de nihai notlarını alırız. Çünkü bugün son gün bu gönüllü pay alım tarafında. Kurumlar Garanti BBVA için ne düşünüyor diye bakarsak öncelikle Yapı Kredi Bankası al önerisini tutuyor. Hedef fiyatı 20 lira 10 kuruş. Garanti model portföyümüzden bankacılık ağırlığımızı azaltmayı tercih ettiğimizden ötürü çıkartıyoruz derler. Hissenin 2022-23 tarihine göre 0,5 çarpan piyasa değeri bölü defter değeri 2022 yılında 2,1 FK seviyesindeki çarpanları ile işlem gördüğünü ve burada
burada da bankadaki al önerisini korurken 20 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat belirlediklerini söylerler. Bankayı orta ve uzun vade için cazip seviyedeki çarpanlar açısından beğenmeye devam ediyoruz. Fakat son dönemde artan CDS oranı, reel faizlerdeki yüksek negatif seyir ve yüksek enflasyon kaynaklı enflasyon muhasebesine olası geçişin kısa vadede banka karlılıkları için risk teşkil edeceğini düşünüyoruz derler. Gedik Yatırım'a bakıyoruz. Gedik Yatırım tarafında ise hisse 25 Ocak 2020 tarihinde beklediğimizden güçlü kar ivmesi, BBVA'nın geri alım programının sağladığı yükselme ve azalttığı hisse volatilite riskleri nedeniyle portföyüne eklediklerini söylerler. Fakat burada bu portföy noktasında Garanti'nin benzeri olan diğer bankalara baktığımızda Garanti hisseleri sabit kalırken diğer bankaların %20 düştüğünü göz önünde bulundurursak Garanti hisselerinin geri alım sonrası oynaklığa maruz kalma riskinden dolayı Garanti Bankası'nı model portföyümüzden çıkartıyoruz derler. Hakeza Ünlü'de de benzer bir tablo var. Diğer taraftan Deniz Yatırım'a bakıyoruz. Deniz Yatırım ise burada Garanti'yi model portföyünden çıkartıp 19 Haziran 2020 tarihinde dahil ettiği Garanti Bankası'nın %88 nominal getiri sağlamasının ardından model portföyden çıkardıklarını, hisse için al önerilerinin yanı sıra hisse başına 18 lira 70 kuruş olan hedef fiyatı koruduklarını söylerler. Hemen bir tane de tablomuz var. Burada fiili dolaşımdaki payına bakarsak Garanti Bankası'nın %50'ler seviyesindeydi. Bu geri alım açıklandığında şimdi mevcut sermayedeki payına bakarsak bu sabahki rakamlarda KAP'tan elde ettiğimiz datalara göre %16.79'a gerilemiş durumda halka açık oranının kısmı. Böylece de BBVA'nın Garanti'deki sermaye payının da %83'e çıktığını hatırlatmış olalım. Böylece bakarsak yılbaşından bu yana bankaların halka açıklık oranlarında en fazla geri çekilme yaşananlar da 33 puanla Garanti Bankası ön plana çıkıyor. Yani burada neyi bahsediyorum? %50 olan halka açıklık oranı şimdi %16.79'a gerilemiş durumda. Diğer taraftan Halkbank %24.69'dan %12.29'a geriledi. Halkbank'ta 12 puanlık geri çekilme var. Vakıfbank'a bakıyorum 7 puanlık geri çekilme var. Vakıfbank'ında %15.5'ten %8.5'e geriledi halka açıklık oranı. Bu tabloyla birlikte bankalar arasında halka açıklık oranı en düşük %8.5'la Vakıfbank, akabinde %12.3'le Halk Bankası, onu ICBC Garanti ICBC'de de %7. Fakat Garanti Bankası'na bakıyorum %16.8. Diğer taraftan İş Bankası'na bakarsak İşçi'nin %33, Akbank'ın %50, diğer taraftan da TSKB %41, Yapı Kredi Bankası'nın ise %32 ile karşımıza geliyor. Hemen buradan da Garanti'nin hissesine bakarsak zaten 2 haftalık tabloda hissenin 14.90'la 15 lira arasında hareketini takip ediyorduk. Bugün ise 14.99 seviyesinden fiyatlanıyor. Tabii piyasa uzmanları için önemli notlardan biri şu ki 15 lirada uzun süredir fiyat hareket ediyor. Burada gönüllü geri pay alım programı sona erdiğinde hissede volatilitenin, oynaklığın artabileceği konuşuluyor. Ki burada işte dediğimiz gibi diğer peerlarına göre baktığımızda o dönemde işte diğer bankalarda oynaklık daha yüksekken buradaki 15 lira fiyatın biraz daha Garanti Bankası'nı emsallerinden ayrıştırdığını bize gösteriyor. Kutay, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, bu bölümde Çağdaroğlu Grup Şirketleri Genel Müdürü Kenan Aracı bizimle olacak. Kenan Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gizem Hanım. Teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Kenan Bey, tabii savaş sonrasında en önemli gündem tabii işin insanlık boyutu. Onu zaten konuştuk. Kınamalar yapıldı. Normale dönmesini bekliyoruz ama çok da bir adım atılmadı. Dönüp ekonomiye yansımasına baktığımızda emtia fiyatlarındaki yükseliş. Tabii Şubat'ın sonundan beri Mart, Nisan ve Mayıs ayında da hala oradaki volatiliteyi konuşuyoruz. Ne dersiniz? Özellikle alüminyum ve çelik tarafındaki fiyat artışları biraz normale döndü mü? Hala volatilite yüksek mi? Şimdi Güzem Hanım, tabii ki Rusya bizim için öncelikli olarak ihracat pazarımız değil. Yani Türkiye açısından çok negatif etkisi bu anlamda olmadı. Fakat ithalat ve ham madde tarafında bir de enerji boyutuyla değerlendirdiğimiz anlamda tabii ki acaba her ne kadar 2021 yılını iyi kapatıp 2022 yılına
iyi girsek de bu belirsizlik esasında acaba imtia tarafında nasıl bir etki yaratacak diye bir takım endişelerle biz karşı karşıya kaldı sektör olarak. Her ne kadar Çuhadaroğlu tarafında biz Rusya bizim ithalat anlamında alüminyum tedarik ettiğimiz bir ülke olmasa da global anlamda bakarsak yaklaşık 60 milyon ton civarında dünyada dönen birincil alüminyum, yani boksitten metal haline gelen birincil alüminyum itibariyle değerlendirdiğimiz takdirde bunun yaklaşık %6-7 mertebesini bir zamanın Rusya üretiyor. Esasında çok büyük bir tutar değil, en büyük üretici burada Çin. Tabii ki bu rakamların düşük olması emtia tarafında her ne kadar düşük de olsa bir volatilite yaratır mı endişesi sektör olarak, yani global anlamda dünya çerçevesinde değerlendirirsek olmuştu. Fakat burada bir çok büyük bir hareketlilik yaşanmadığı gibi esasında bu son 2-3 aya baktığımız zaman iniş çıkışlı bir süreç olsa da tekrardan işte 3500, hatırlıyorsanız daha önceki programlarda bu volatiliteyi görmüş ve yükseliş trendinde bu değerlendirmeleri yapmıştık. Tabii bu 3500 doların üstünde seyrederken bir 2500-2600 dolarlara kadar geriledi ve şu anda 2900-3000 dolar seviyelerinde seyrediyor. Genel anlamda iniş çıkış yaşasa da tabii trend olarak alüminyum genel metal itibariyle kullanım alanlarının da artmasıyla, çünkü kullanım alanları çok farklı. Yani baktığınız zaman inşaat sektöründen mobilyaya, beyaz eşyadan otomotive kadar zaten bir genel anlamda bir talep var. Yaklaşık 100 yıllık bir malzeme, genç bir malzeme. Bu anlamda tabii kullanım alanları her geçen gün artıyor. Bir de özellikle enerji tarafıyla da değerlendirirsek, malum enerji maliyetlerinin artması özellikle birincil alüminyum tarafında bu üretilen 60 milyon tonun madenden metal haline gelirkenki süreçte yoğun bir enerjiyle üretimiyle üretiliyor. Bu anlamda da tabii ki maliyetlerde de bir artış olduğu için de yükseliş trendini hep beraber yaşadık. Peki Kenan Bey, burada tabii siz başta olmak üzere diğer şirketler ne kadar önlem alabildiler? Yani özellikle spot piyasadan alım satım yapılıyor ama bu ham madde fiyat artışları için forward piyasa kullanılabildi mi bu süreçte, ya da opsiyon piyasası kullanabildi mi hedge yöntemi olarak, ya da işte enerji maliyetlerinden bahsediyoruz. Orada yenilenebilir enerji tarafına bir dönüşüm var mı, ya da ithal girdileri azaltmak için? Tabii ki genel anlamda sektör tabii ki miktarlar da arttığı için, yani Türkiye olarak baktığınız zaman yaklaşık 2,5-3 milyon tonlara doğru bir miktarsal olarak 3 milyon tonların üzerinde üretim anlamında bir metal, alüminyum kullanımı devam etmekte. Tabii ki buradaki birincil alüminyum haline gelen metalin genel anlamda bizim gibi firmalar burada eritmesini ve bunu malzeme, mamul haline getirmesini yapıyor. Tabii ki 20 kat daha az enerjiyle biz bunu yapıyoruz. Enerji belki bizim maliyetlerimiz içerisinde birincil alüminyuma göre mukayese ettiğimiz zaman daha az. Tabii bu anlamda özellikle enerji maliyetleriyle ilgili olarak yıllık anlaşmalar yapıyoruz. Ve bu çerçevede de bu anlaşmalar çerçevesinde fiyat artışları, olası fiyat artışlarıyla da malzeme tarafına yansıtarak bu süreci kendi bünyemizde hedge etmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüm tarafı tabii ki alüminyum için çok önemli. Yaklaşık dünyada kaba bir hesapla 20-25 milyon ton civarında, yani 60 milyon madenden metal haline gelen üretim olarak baktığımız zaman değerlendirirsek 20-25 milyon ton da geri dönüşüm dediğimiz 20 kat daha az enerjiyle, işte bizde de bu noktada dökümhanemiz var. Biz ne yapıyoruz? Bu malzemeyi tekrardan eritiyoruz ve tekrardan mamul haline getiriyoruz ve 20 kat daha az enerjiyle. Bu noktada da geri dönüşüm çerçevesindeki üretmiş olduğumuz malzemenin enerji tarafındaki ihtiyaçlarını da yenilebilir enerji kapsamında, yani biz şirket olarak da işte solar enerji olsun veya elektrik olarak özellikle bu yeşil mutabakat çerçevesinde Avrupa Birliği'nde gündeme gelen karbon emisyonlarının azaltılması kapsamındaki olası karbon vergisinin den muaf olmak amacıyla yenilebilir enerji kapsamında enerji üreten firmalarla tedarik anlamında anlaşmalar yapıyoruz.
Peki burada Kenan Bey, bu yaptığınız anlaşmalarda özellikle, yani bu başta olmak üzere diyeyim, diğer yatırımlarda da öyle, kontrat yaparken neye göre fiyat belirliyorsunuz? Yani hem sizin kendi yaptığınız şirketlerle anlaşmalar, hem de aynı zamanda sizin ihracat pazarlarınıza sattığınız ürünler. Çünkü genel olarak sektörce şu aşamada her anlamda bir hizmet de satın alsanız, bir ham madde de satsanız ya da satın alsanız fiyat belirleme konusunda bir sıkıntı var. Bu sizin nakit akışınızı nasıl etkiliyor? Şimdi biz bu noktada tabii ki anlaşmalarımızı alım tarafında, ham madde tedarik tarafında 6 aylık veya yıllık alıyoruz. Tabii buradaki yapılan anlaşmalar da elemi biliyorsunuz. Londra Metal Borsası'na göre fiyatları belirleniyor. O andaki alım fiyatları üzerinden de siz bunları satış fiyatı üzerinde belli bir katma değer üretim maliyetlerinizi koyarak müşterilerle proje bazında 3 aylık, 6 aylık anlaşmalar yapıyorsunuz. Tabii ki bu kapsamda özellikle 2 yıldan beri bu enerji tarafı olsun, gerek diğer girdilerde yaşanan ani iniş çıkışlar ve fiyat yükselişlerini yansıtma kapsamında bir takım klozlar olarak görüp, tabii ki burada yapmış olduğumuz orta ve uzun vadeli sözleşmelere de bunları koymak zorunda kalıyoruz. Çünkü özellikle son bir yıl enflasyon olarak artı emtia tarafında, enerji tarafında 2-3 kata yakın artışlar oldu. Bunları da tabii ki hedge ederek müşterilerle veya bağlantı anlamında işverenler tarafında yapmış olduğumuz anlaşmalarla hedge ediyoruz. Peki biraz isterseniz ciro tarafından da bahsedelim. İlk çeyrekte özellikle 400 milyon TL'ye yakın galiba konsolide bir ciro rakamı açıklamıştınız. Evet. İkinci çeyrek nasıl geçiyor? Ve tabii sadece ciro değil, daha önceki yayınlarda da hep konuştuğumuz bu karlılık hikayesi zor bir dönem. Hele ki enflasyon artık her konuştuğumuzda bir 10 puan daha üzerine koyuyoruz. Yani size geçen yaptığımız yayında %50-60 diyorduk. Şimdi 70-80 bandına geldi. O yüzden evet, reel olarak karı arttırmak çok zor. Sizin için bu yıl hedefler ne ve ikinci çeyreğe dair sinyaller nasıl? Tabii Gizem Hanım, biz tabii istisnasız belki birkaç sektör hariç, hani bizim de içinde olduğumuz alüminyum sektöründe dahil ediyorum. Özellikle ihracatın olumlu katkısı ile birlikte gerçekten 2021 yılını biz iyi kapattık. Yani bunu da söyleyebilirim. Bu sonuçların hani ortaya çıkmasındaki ana etmenler ne diye bakarsak, işte biraz önce de altını çizdim. Yani alüminyum kullanım itibariyle alanları gün ve gün artıyor. Çok farklı bir metal. Bunun tabii ana etken olarak koyabiliriz bir tarafa. İkincisi, bu COVID'in etkisini kaybetmesine paralel bir normale dönüş oldu. Hep birlikte buna şahit olduk tabii ki. Bu talep hem içerdi ama özellikle ihracat tarafında bir canlılık getirdi. Biz de bunları sektör olarak özellikle, çünkü bizim sektör olarak da yaklaşık %50'nin üzerinde bir alüminyum tarafında, yani folyodan Leva'ya, bizim de içinde olduğumuz profile kadar artış sağladık. Tabii burada diğer unsur, üçüncü unsur, Çin'e alternatif olan tedarik üretim üssü olarak Türkiye'nin bu anlamda başta Avrupa, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hemen hemen tüm ihracat pazarlarında bir üstün performans gösterdi. Kabul etmek lazım. Bir de tabii coğrafik olarak konum itibariyle bakarsak, Türkiye gerçekten yani baktığınız zaman Afrika, Asya olsun, Avrupa olsun göbeğinde. Bu noktada üretim üssü olmasının da avantajını kullandı. Hani global çapta da özellikle bu lojistik tarafında hep beraber yaşadık tedarik zincirindeki kırmalarla birlikte navlun fiyatları 3 kat 4 kat gibi korkunç miktarlarda arttı. Bu noktada da Türkiye'nin coğrafik olarak avantajlarını çok iyi kullandığını düşünüyorum. Bu bizi sektöre, firmamıza da olumlu yansıdı. Yani sonuç olarak bakarsak bu olumlu gelişmeler doğrultusunda özellikle 2021'in ikinci yarısından sonra performansımız bizim arttı. Kayda değer bir büyüme kaybettik. Yani işte ciro ve miktarsal olarak 2.5 kat, işte faaliyet karlılığı ve net karlılık olarak bakarsak yaklaşık 3 kata yakın bir büyüme kaydettik. Esasında 2022'nin ilk çeyreğine de biz, hani belki bu konuştuğumuz Rusya, Ukrayna gerginliğinin işte savaşa dönmüş olduğu bir takım belirsizlikler olsa da ilk çeyreğe de biz iyi başladık.
Hatta biz çok daha iyi olabilirdi. Çünkü biz dökümhane tarafında bu geri dönüşüm tesisimizde bakıma gittik. Yani biz beklediğimizden yaklaşık 3000-4000 ton civarında ki yaklaşık 10-12 milyon dolar civarında bir eksiyle kapattık. Fakat bunu ikinci ve üçüncü çeyreğe yansıtacağız. Her ne kadar 2022'nin ilk çeyreği iyi gelse de biz esasında 3 kat büyüme de olsa memnun kalmadık. Bu ilk tahmin ediyorum ikinci ve üçüncü çeyreğe yansıyacak. Bir de Güzem Hanım biz kısa vadeli yani sanayi şirket tarafında yapmış olduğumuz düzenli günlük ihracat veya iç pazar tarafındaki satışların dışında projeli dediğimiz orta ve uzun vadeli kontratlar var. Biliyorsunuz bu emtia fiyatlarının aşırı oynak olduğu dönemde biz bir takım sıkıntılar yaşadık. Başta işveren kaynaklı olarak ve bu sıkıntılara paralel bu işlerin maalesef durması veya en azından belli bir süre bu hareketliliğin belli noktalarda sakinleşmesine karar verildi. İşte bu noktada da bir takım farklar oldu. İşverenle oturup bu farklar konusunda da mutabık kaldık. Bu farklar konusunda yapıp sözleşmeleri, zihinnameler yaparak tamamladık. Ve bu işlerde yaklaşık 6 aylık, 7 aylık bir sapmayla 2021'e girmesi gereken işler 2022 yılına kaydı. Tabii biz de burada bütçe olarak koyduğumuz yaklaşık 2.1 milyarlık hedefimizi yaklaşık 2.4 milyarlara revize ettik. Bir diğer olumlu gelişme de biz tabii yatırım sürecinde özellikle Ar-Ge faaliyetlerimizin %10'unu biz ürün geliştirmeye ayırıyoruz. Özellikle son dönemde bizim bu geliştirmiş olduğumuz ürünlerin de devreye girmesiyle faaliyet karlılığı anlamındaki gelirlerimizi arttırma anlamında olumlu adımlar gördük. Özellikle mukayese ettiğimiz zaman bu 2020 ile 2020 arasında %9'lardan 11-12'lere çıktı. Şu anda 17-18 seviyesinde. Biz yıl sonunda 20-21 aralığında kapatmayı hedefliyoruz. Çünkü bu özellikle katma değerli ürünlerin de devreye gireceğini öngörüyoruz. Tabii bu bağlamda da 400-450 milyon aralığında bir faaliyet karlılığıyla yıl sonunu kapatmayı öngörüyoruz. Burada kapasiteyi artıracaksınız. Peki doğru mu anlıyorum? Bir de yüzde kaç kapasiteyle çalışıyorsunuz şu an? Zaten şimdi, Türkiye'de de bir kapasite sorunu olduğu için soruyorum aslında sizin sektörde. Yetmiyor deniliyor. Şimdi tabii Güzem Hanım biz esasında normalde kapasite oranlarımız bizim %50-60'lardan gerçekten geçen yılın bu altını çizdiğim gelişmelerine paralel %80-90 aralığına kadar geldi. Biz içeride bir takım modernizasyon revizelerle yapmış olduğumuz ufak yatırımlarla bunları biraz daha yükselttik. Fakat bir yatırım tarafında da bir çalışmamız var. Esasında biz 2025 yılında planladığımız yatırımı belki bu gelişmelerin bize tuttuğu ışık doğrultusunda 2023'e çekme hatta 2022'nin son çeyreğine çekme gibi düşüncelerimizi yönetim kurulunda paylaşıyoruz. Çünkü buradaki talebin özellikle ikincil alüminyum geri dönüşüm ve profil tarafında devam etme potansiyelini görüyoruz. Bu anlamda da bu yatırım planımızı yaklaşık 3 yıl kapasite kullanım oranlarının da gerçekten bu kısa süreçte %80-90'lara kadar çıktığını hatta şu andaki mevcut backlog'da bekleyen siparişlerimize dikkate aldığımız zaman burada bu sene belki bu oranın da üstüne çıkacağımızı öngördüğümüzü düşünürsek bu yatırım planımız yani 2025'te planladığımız yatırımı da öne çekerek fas fas ya mevcutta şu andaki kapasitemizin yaklaşık 3 hatta 4 katı bir yatırım projemiz hali hazırda vardı. Bunu öne çekme ile ilgili bir karar aşamasındayız. Peki sürenin sonuna geldik ama net nakit pozisyonunuza bakıldığında KKM'ye döneceğiniz bir döviziniz var mı? Vergi avantajından faydalanmak için tercih ettiniz mi? Şöyle biz tabii bu süreçte biliyorsunuz yaklaşık 3 katlık 2 katlık büyümeler şu anda bizim de gündemimizde olan işletme sermayesi ihtiyacını bir anda arttırdı işletmelerin. Bir bu var. İkincisi biraz önce bahsettiğim bu emtia artışlarından dolayı işlerde yaşanan duraksamalardan dolayı biz stok tarafında mecburen bu malları sevk edemediğimiz için
malzeme tarafında, stok tarafında kaldık. Hem mamul hem yarı mamul tarafında. O yüzden KKM'ye geçiş şu an mümkün olmuyor. Anladım. Şu anda yok ama tabii bu bahsetmiş olduğumuz işler devreye girip iş tarafındaki gelişmelere paralel burada bir fon yaratılırsa düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Kenan Bey. İyi bir sene olsun Çağdaro ailesi için. Çok teşekkür ederim. Yayınlar bir zaman. Peki dönelim buradan banka tarafına. Bu artan maliyetler acaba bankalar nasıl yönetebiliyor? Bloomberg'ün sektör analistlerinden Thomas Notzel bizimle olacak. Bu arada bir son dakika var. Rusya'nın kredi swapları bir yıl içinde %9 temerrüt ihtimali fiyatlıyor. Şimdi biz Türkiye'de CDS'in risk primi göstergesinin 700 bas puan üzerine geldiğini söylüyoruz ama Rusya tarafına baktığımızda da orada CDS'lerin hızlı bir şekilde yükseldiğini ve swaplar içinde temerrüt ihtimalinin giderek arttığını arkadaşlar son dakikaya iletti. Bunu da aktaralım ve bu başlığı da soracağız Thomas'a. Hemen gidelim kendisine. Hello Thomas. Merhaba Thomas, programımıza hoş geldiniz. Hello, hello. Thank merhabalar. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz katıldığınız için teşekkür ederiz. Explain your latest comments. Son yorumlarınızı, son analizlerinizi öğrenmek isteriz. O yüzden ilk sorum şu. Son Türk lirası ile alakalı yorumunuzu sormak isterim. Onun oynaklığı ve potansiyel olarak bankalara etkisini sormak isterim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, bugün de öne sürdüğüm üzere son raporumda şunu biliyoruz. Uzun bir süredir böyle Türk lirasındaki durum ve bütün yatırımcılar aslında Türkiye'yi takip ediyor. Şu an durum çok oynak ve ben bu noktada şunun altını çiziyorum. Türk bankaları çok güçlü çeyrek sonuçları açıkladılar ve kendi öz sermaye karlılıklarını ve guidance'larını upgrade ettiler. İkinci çeyrekte ya da sonuçları ile yine çok iyi bir şey açıklayacaklar ama piyasa tepkisi pozitiften ziyade negatifti. Baktığımız zaman bankaları yılın başından beri endeks olarak düşüş yaşadı. Ve bu da şununla alakalı. %70'lik bir enflasyon görüyoruz piyasada ve finansal piyasalarda o kadar da bir stres yok. Ama bankalar yüksek enflasyondan biraz faydalanan bir bankacılık sistemi var karşımızda. Ama bu uzun bir süre boyunca devam etmeyebilir. Yatırımcılar artık yüksek enflasyonun etkisini ne olacağını merak eder hale geldi. Ve en önemli şey olarak da şunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası ne yapacak bu enflasyon beklentilerini kontrol altına alabilmek için? Çünkü birkaç ay önce hiç bu kadar yüksek enflasyon bekleyen kimse yoktu. Peki hala şunu da sormak istiyorum. Şuna inanıyor musunuz? Yabancı yatırımcıların Türkiye'nin enflasyon savaşını yenmesine ihtiyaç mı duyuyorlar? Evet, yabancı bir yatırımcıysanız şu an mesela ve portföyünüzü dengelemeye çalışıyorsanız Rusya savaşını biraz dengelemeye çalışırsınız tabii ki. Her şeyi dengelemeye çalışırsınız ve başka gelişen piyasalara girmeye çalışırsınız. Ama oraya girerken de ekonominin temellerine bakarsınız. Enflasyona vesaire vesaire birçok şeye bakarsınız. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye bakıyorlar ve enflasyonun kontrol edilemez bir şekilde olduğunu düşünüyorlar. Merkez Bankası konvansiyel olmayan önlemler uyguluyor Türk lirasını savunabilmek için, enflasyonun kontrol altına alabilmek için. Bunları görüyorlar. Bazı önlemler uygulanıyorlar ve insanların çok alışık olmadığı önlemler bunlar. Ve tabii ki enflasyonu aşağı getirme konusunda Türkiye güvenilirliğini kaybetti. Çok da fazla oynaklık var. ABD piyasasında parasal sıkılaşma var. Faiz artırımı geliyor. Avrupa Merkez Bankası tarafında da bu yıl faiz artımı olacaktır. Temmuz'da bile olabilir ama kesinlikle bu yıl faiz artışı gelecek Avrupa Merkez Bankası'nın. O yüzden sermaye akışları için bu sorun yaratıyor. Yatırımcılar parasını nereye koyacak mesela? Tabii ki daha stabil olan temelde ülkeleri, ekonomileri seçmeye çalışıyorlar. Türkiye'de o ülkelerden bir tanesi değil şu an gelişen piyasalar evreninde. Şunu da görüyoruz ilk çeyrekte. Enflasyon korumalı tahviller çok önemliydi Türk bankaları için. Bunu nasıl yorumluyorsunuz ve potansiyel olarak sizce öz sermaye karlılığını nasıl etkiliyor? Tabii ilk çeyreğe bakalım mesela. Bu bahsettiğiniz tasarruflar çok çok fazla etkili oldu. İlk olarak Türk lirasını etkiledi. Bu Türk lirasının dengelenmesini sağladı. Türk lirası çok çok kötü bir noktadaydı 2021 yılının sonunda. Ve şimdi 2022'nin ilk aylarında daha dengeli bir Türk lirası gördük bunun sayesinde. Ama şöyle söyleyeyim, yaptığı şey şu.
fonlama maliyetini aslında stabilize etti bankalar için. Çok fazla banka, çok ilginç, çok yüksek marjinler açıkladı bunun sebebiyle. Yani şunu söylemek istiyorum, bu onların net faiz gelirleri için iyi oldu. Bu arada TÜFE endeksi tahvil portföyleri de kendi gelir kaynaklarını etkiledi, iyi etkiledi. Ama bu noktada bunu ne kadar süreceği bilinmiyor. İkinci çeyrekte nasıl bir durum göreceğiz kesinlikle bilmiyoruz. Ve dövize endeksi olanların mevduatların Türk lirasına dönmesi biraz daha durdu. Bu noktada 214 milyar görüyoruz. Çok da fazla, bu yılın başından beri bir şey olmadı. Yani Şubat ayında bu dönüşümün, dövizden liraya dönüşümün biraz yavaşladığını görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Döviz mevduatlarının Türk lirasına dönmesi önemli çünkü bu lirayı destekliyor. Ve şu an olan şey bu. Yani dediğim gibi döviz mevduatlarının Türk lirası mevduatına dönmesi gerekiyor. Ne kadar dönüşüm yapılıyor ya da potansiyeli nedir bilmiyoruz. Fakat dediğim gibi şu an para birimin desteklenmesi için bu gerekiyor. Bunun hızının biraz azaldığını görüyoruz. Ve hükümetin bu konuda ne yapacağı çok önemli. Şirketleri biraz daha teşvik sağlamaya çalışıyor. Bu mevduatlarını Türk lirasına çevirirse şirketleri biraz daha yardımlarda bulunuyor. Ama şu an reel negatif faiz olduğu için insanlar biraz geri durmaya çalışıyor tabii ki bu durumdan. Yani bireyselleri ne yapacağı da çok önemli. Şu an negatif reel faizlerden bahsederken bu da o kadar mümkün değil gibi duruyor. Pekala Thomas, son sorum da şu. Son CDS risk primi ile alakalı. Bunun arttığını görüyoruz. Türkiye'nin CDS'in arttığını görüyoruz. Bu da gerçekten bizim için çok önemli bir risk. Bu durumu, bu hareketi nasıl yorumluyorsunuz ve Eurobond'un performansını sizce nasıl etkiler? Evet, CDS'e bakalım. Şu an bizim 2008'den beri görmediğimiz seviyelerde, o zaman küresel finansal bir kriz yaşanıyordu ama çok yüksek şu an CDS. Ve CDS öyle bir göstergedir ki bu göstergeyi yatırımcı algısını aslında ölçümlemek için kullanırsınız. Bir yatırımcı ekonomiye nasıl bakıyor bunu ölçümlemek için kullanırsınız. Kademeli olarak Türkiye'nin CDS'in arttığını görüyoruz. Türk lirası yavaşça değer kaybetti. CDS de yavaş yavaş arttı. Cari açık arttı. ABD bir kez daha söyleyeyim, faizleri arttırıyor. Jeopolitik gerginlikler var. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı var. Enflasyon dünya çapında baktığımız zaman artıyor. Gıda enflasyonu artıyor. Enerji fiyatları da artıyor. O yüzden bunun sonsuz bir liste olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki durum da bu yüzden, bütün bu faktörler yüzünden hassasiyet durumu var. Ve tabii ki yatırımcılar da bu risklerin farkında. Türk ekonomisinin de tabii ki bundan etkilendiğini görüyoruz. Negatif olarak etkileniyor. Hükümet tarafından güvenilir bir program ya da patika açıklanmadığı sürece enflasyonla mücadele etme konusunda, bu sorunların çözülmesi için güvenilir bir patika açıklanmadığı sürece bu CDS'in üzerindeki baskının gevşemesini beklemek çok mantıklı değil. Ya da yatırımcıların ekonomiye dönmesini beklemek çok mantıklı değil. Thomas, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Evet, kısa bir ara, aranın arkasından devam edeceğiz. Para piyasaları müdürü Serdar Pazı ile beraberiz. Serdar, hoş geldin. Merhaba. Amerika tahvillerinde bir miktar, ne diyelim, relief rally diyebileceğimiz çok sınırlı bir düşüş var %3'ten ama evet. Devam eder mi? Biz yarın kapalıyız. Az önce Thomas 700'ün üzerine gelmesi çok büyük bir risk dedi Türkiye CDS'i için. Ne dersin? Evet, tabii Amerika'daki yani faizlerdeki yaşanan geri çekilmenin nispeten sınırlı kaldığını ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra özellikle kısa vadeli tarafta orada da bir yükseliş var. İşte önceki gün Avrupa Merkez Bankası'ndan çeşitli yetkililerden gelen açıklamalarla ve iş gücü piyasasındaki sıkılaşmayı gösteren verilerle orada da bir yükseliş var. Şimdi bizde de TL tahviller, özellikle sabit kuponlu tarafta yakın zamanda yaşanan yükselişi, son bir içerisindeki yükselişi bu grafikte göstermek istedim. Özellikle 2 yıllık tahvilde neredeyse bir ara 20'lerin altı zorlanırken bileşik bazda, şimdi
26'lar 27'lere doğru neredeyse gelmiş durumda. Ama çok büyük bir anomali var. Yani birisi 25, birisi 27. Evet, yani bakıldığında 10 yıllık tahvil işte 24-25 bandında. Hı-hı. Ama kısa vadeli tarafta işte bu CDS'de yaşanan hareket, kurda yaşanan, hı-hı, hareket, yabancının satmaya devam ediyor olması, hı-hı, gibi. Ve yeni bakıldığında 2 yıllık, 4 yıllık ve 10 yıllık ihraçlar geldi. Yani bir miktar arz tarafında da artış oldu. Gerçi bugün de Merkez Bankası doğrudan alım müdahaleleriyle 3 tahvilde 300'er milyon nominalden 900 milyon nominal. Yani aslında piyasadaki işlem hacmine toplam neredeyse yaklaşan boyutta bir hani alım var. İşte swap işlemlerinde liralaşma stratejisi kapsamında belirli oranda TL tahvil kullanacaksınız ve o TL tahvilde TÜFE endeksi tahvil olmayacak diyerek dolaylı olarak hani buraya bir talep yaratma durumu var. Yani bankalar artık vadeye kadar neredeyse saklayacakları tahvilleri bile ister istemez. Çünkü sirkülasyonda o kadar fazla sabit kuponu tahvil yok. Onların ihracı yakın dönemde çok daha sınırlıydı. Ama tüm bunlara rağmen yani önceki konumuzda dile getirdiği gibi yani CDS'lerin 700'ün üzerine geldiği bir yerde yerli yatırımcının çok fazla hani KKM'ye bir 800 milyara yakın yönelim var. Ama şimdi TL tahviller buradayken, enflasyon 70'lerdeyken 25 civarı bir faiz çok fazla mevduattan yani farklı değil. Yani çok önümüzdeki 6-12 aylık projeksiyona baktığımız zaman da o enflasyonun altında kalacağı bariz olan bir enstrümana yerli yatırım çok fazla yatırım yapmıyor. Yani yatırım yapmıyor derken doğrudan zaten çok fazla yapmıyor. BES, yani bireysel emeklilik sisteminde vesaire de sabit kuponu tahvile yatırım yapan fonlara vesaire de çok fazla bir yönelim iyi yok. O yüzden bunların yukarı doğru gelmesi yönünde işte nispeten daha az bunları ihraç etme, işte çeşitli teminat olarak kullanma kapsamında bunları bulundurma zorunluluğu ve doğrudan alım ihaleleriyle getirilen müdahaleler alt alta sıralanan şu an için önlemler. Serdar, çok teşekkür ediyorum. Tahvil piyasasını bizim için özetledin. Piyasa altı noktalıyoruz. Hoşçakalın.